İl Genel Meclisi CHP Başkan Vekili Hicri Nalan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan ve yapımı süresince de gerekli izinlerin alınmasına rağmen İl Genel Meclisi'nde AKP ve MHP oyları ile yasalaştırılmaya çalışılan Biga KYK yurdu ile ilgili olarak açtıkları davaları kazandıklarını belirtti. Hicri Nalan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda Çanakkale İl Genel Meclisi'nde Biga'nın Bahçeli Köyü ve Kalafat Köy sınırları içerisinde imar planı ve tadilatları yapılmaksızın yapılan binalarla ilgili olarak hukuksuz işlemler yapılmıştır. Tüm bu hukuksuz kararlara itirazımız olmasına rağmen mecliste grubu bulunan AKP ve MHP'li üyeler yapılan oylamada evet oyu kullandılar. Uyarılarımızın dikkate alınmaması sonucunda söz konusu kararların iptali için açtığımız davaları kazanmış bulunuyoruz, dedi. Nalbant açıklamalarına şöyle devam etti. Yine Biga ilçesi Kalafat Köyü uzun su mevkii 156 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar planı tadilatı yapılmasına ilişkin 06.03.2015 tarih ve 25 sayılı İl Genel Meclisi kararına CHP grubu adına Meclis üyesi Hicri Nalan tarafından itiraz edilmiş. İtiraz İl Genel Meclisi'nin 07.05.2015 tarih ve 39 sayılı kararıyla komisyona bile sevk edilmeden reddedilmiştir. İtirazın reddine dair İl Genel Meclisi kararının iptali ve yürütlüğünün durdurulması istemiyle açılan 2015/477 esas nolu davada ise Çanakkale İdare Mahkemesi özetle İl Genel Meclisi'nin 7.5.2015 tarih ve 39 sayılı red kararında hukuka uyarlık bulunmadığı ve telafisi imkansız zararların doğabileceği düşüncesiyle yürürlüğü durdurma kararı vermiştir. Yine 2015 yılı Sayıştay denetim raporunda Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından söz konusu taşınmaz üzerinde 4 ay ara ile mevzi imar planı değişikliği yapıldığı, böylece kaçak yapılaşmaya yol açıldığı belirtilmektedir. Yukarıda detayları açıklanan gelişmeler İl Genel Meclisi'nin itibarını zedelemiştir. Kazanılan bu dava ile İl Genel Meclisi'nin itibar kaybı bir nebze de olsa önlenmiştir. İl Genel Meclisi CHP grubu olarak bundan böyle de toplum yararını gözeterek meclisin itibarını da koruyarak hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz.